Yanlış yapıyor ya. Konuşmaya başlayacak. Moda TV'den hepinize merhabalar. Bugün 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşın nasıl sokaklara döküldüğünü, neden bu kadar kalabalık olduğunu ve niye bu kadar yoğun olduğunu sorgulayacağız. Sizin de gördüğünüz gibi sokaklar normalinden daha kalabalık durumda. İnsanlar adeta kıtlıktan çıkmış gibi sokağa dökülmüşler. Yani virüs kalkmış gibi insanlar sokaklara çıkmış. Sanki virüs kalktı da yasaktan sonra her taraf tıklım tıklım. İnsanların çoğu maskesiz. İnsanların çoğu maskesiz, trafik yoğunluğu aşırı derecede fazla. Herkes iç içe. Şimdi kameraman arkadaşım Emrullah'la birlikte Ünye'yi biraz turlayacağız. Gerek Niksar Caddesi, gerek Ünye Meydanı, Fevzi Çakmak Mahallesi, böyle insanların çok olduğu mahallelerde son görüntüler neler? İnsanlar sokağa çıkma yasağının ardından nasıl sokağa döküldü? Bunları tek tek kayda alacağız. Sizin de gördüğünüz gibi Niksar Caddesi biraz kalabalık gözüküyor. Göründüğü gibi. Şimdi çıkınca daha net göreceğiz. Yani bugünkü trafik normal bir Ünye trafiğinden daha fazla. Sanki çarşamba pazarına gelmiş millet de hani çarşıya hep pazar alışverişi yapıyor. Göründüğü gibi caddeler falan yoğunlukla insan dolu. Virüs bitmiş sanki, insanlar dolaşıyor. Daha asfalta bile çıkamadık yani, o kadar yoğun ki. Evet, gördüğünüz gibi burası Hanboğazı. Hanboğazı'nda vaziyet bu şekilde. Arkadaşlar, arabalar sağda solda park halinde, insanlar dolaşıyor. Hani çoğu banka işlerini hallediyor. Çoğu da normal geziyor göründüğü gibi. Yani aldırış etmiyorlar. 2 günlük yasaktan sonra sanki böyle 3-4 ay yasak yaşanmış da dışarı çıkıyorlar. Her şey kalkmış, normale dönmüş gibi. Evet, şimdi Ünye Meydanı'na doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğümüz trafik bile bizim için yeterli durumda aslında. Yani insanlarımızın bu şekilde davranması, bu şekilde bilinçsiz davranması gerçekten içler acısı. Yani şu yoğunluk, şu trafik, bu zamana kadar alınan önlemlerin, bu zamana kadar alınan tedbirlerin hepsinin boşa gittiğini göstermiş durumda. Yani bakın, polis merkezinin önü dahi ne sosyal mesafe kuralına uyan var, ne maske takan var. Herkes iç içe. Meydana gittikçe daha çok kalabalıklaşıyor. İnsan yoğunluğu, araba yoğunluğu. Gerçekten alınan önlemler, alınan tedbirlerin hepsinin boşa çıkardığını kendi kendimize göstermiş oluyoruz. Yani bu millet böyle yaptıkça zaten bu virüsten kurtulamayız. Aynı geçen gün yasak çıkmadan önce 2 saatlik izindeki gibi, hani böyle açlıktan öleceklermiş gibi 2 saat içerisinde, böyle 2 günlük açlıktan öleceklermiş gibi böyle marketler önünde kavgalar, dövüşler, aynı o görüntüyü şu an Ünye'de de yaşıyoruz. Yani sanki virüs kalkmış da insanlar
gezip tozuyor. Özellikle yaşlı amcalar çok dışarıda. Yani yaşları kurtarsa bile onların da çıkmaması lazım. Dikkat etmeleri lazım. Evet, Emullah'ın da dediği gibi 65 yaş üstü yasağını delen de var. 20 yaş altı yasağını delen de var. Yani öyle. Yani olmaması lazım. Şu anda Niksar Caddesi kadar kalabalık değil meydan. Ama Niksar Caddesi meydana göre daha yoğun. Şimdi tekrar oraya geçeceğim. İşi olan da dışarıya çıkmış, mesela, olmayan da çıkmış. Cumhuriyet Meydanı. Döner Çeşme yolu üzerinde. Kalabalık var. Yani aldırış etmiyorlar. Böyle bir de hani normal yaylana yaylana geziyorlar yani. Normal sokakta gezer gibi, dolaşır gibi. Bakın, yaşları büyük olan insanlar burada. Yani lütfen, bizim istediğimiz tek şey, lütfen biraz duyarlı olalım. Evlerimizde kalalım. Çok acil, mühim bir işimiz olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışalım. Yani öyle sadece gezmek için, boş boş dolaşmak için, hava almak için dışarıya çıkmış olmayalım. Bu sadece sizin sağlığınız açısından değil, diğer insanların, işte çocuklarınızın, çocuklarınızın, akrabalarınızın, eşlerinizin, dostlarınızın, sevdiklerinizin sağlığı için düşünün bunu. Sadece kendiniz açısından yani düşünmeyin. Göründüğü gibi şu anda... Yani normal, sanki hiç virüs yokmuş gibi. Herkes dışarıda, şu yoğunluk, şu kalabalık gerçekten işler acısı. Yani İçişleri Bakanımız bile yaptığı, yani kendini suçlu bulduğu hatadan istifa etmedi. Cumhurbaşkanımız kabul etmese bile reddetti. Yani onun gibi duyarlı olmamız lazım. Bakanımız bile hani en ufak hatasında benim hatam deyip istifa mektubu yazdı. Yani onun gibi biraz duyarlı olmamız lazım yani. Onlar bizi düşünüyorsa biz de bu vatanı düşünmemiz lazım. Onların yaptıklarını görmemiz lazım. Yani birlikte bir şeyler yapmadan, birlikte bir adım atmadan bunun üstesinden gelemeyiz. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani bu sağlık denilen şey ve sağlığın bozulmasına yönelik hareketler çok çabuk yayılan şeyler. Mesela şu taraf kalabalık. O yüzden birey olarak değil, sadece hani vatanımız, milletimizin sağlığı açısından düşünelim bu durumu. Evet, Niksar Caddesi göründüğü gibi sağlı soldu. Kameraman arkadaşımız da çevirirse. Sağlı sollu etrafa baktırırsak, evet, yoğunluk, özellikle trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu da çok var, ama özellikle trafik yoğunluğu var, nedense bilinmiyor. Hani işi olan da dışarıda, işi olmayan da dışarıda. Yani gördüğünüz gibi sanki çarşamba pazarı kurulmuşçasına bir kalabalık var. Normalde bu kadar kalabalık olduğunu düşünmüyorum benim yerim ki. Hani bu insanların böyle yapması... Mesela yaşlı amcalar şurada. Bakın, 65 yaşını geçkin arkadaşlar. Yani göründüğü gibi hep çoğunlukla gençler değil yani. Büyüklerimiz dışarıda. Yani gençler biraz yasağa uyuyor gibi. Yani sokağa çıkma... Virüsten tedbir amaçlı. En çok yaşlılarımız. Göründüğü gibi hep yaşlılarımız var yani. Yaşları kurtarsa bile onların da dikkat etmeleri lazım. Yani bu basit bir olay değil. Evet, haklısın. Bu kadar hafife almamız gereken bir durum değil. Bu daha ciddiyet gerektiren, daha olgunlukla düşünmemizi gerektiren, daha tedbir almamızı gerektiren durumdayken bu yaptığımız hareketler hiç hoş ve doğru değil. Yani şuranın kalabalığı, hani şu an Ünye Lisesi'nin önündeyiz, Mustafa Rakım Anadolu Lisesi'nin önündeyiz.
Ve şu an sanayiye kadar olan trafik yoğunluğunu görebiliyoruz. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Trafikten ziyade insanlar yani insan kalabalığı ve araç trafiği gerçekten olması gerekenden çok çok fazla. Hani böyle olmaması gerekliydi. Yani normale dönmedi hiçbir şey. Virüs hala var arkadaşlar. Yani virüs yokmuş gibi dışarı çıkmanız çok yanlış bir şey. Yani çıkmamaları lazım. Yani elinden geldikçe kalmaları lazım. Evde bakın, kalmaları lazım. Biz şu an Ziraat Bankası'nın önündeyiz ve sosyal mesafe kuralına uyan yok. Yarısının maskesi yok. Cumhuriyet Meydanı'nda bu kadar yoktu mesela. Cumhuriyet Meydanı'nda bile bu kadar sıra, bu kadar kalabalık olmuyor. Yani bu neden bu davranışları sergiliyor bu insanlar gerçekten bilmiyoruz. Farkındaysan biraz da köyden çok inen bir şey olmuş. Yani evet, şehirden evet. Değil de köyden daha çok yoğunluk var herhalde. Hani pazar olmamasına rağmen. Birazdan arka ana caddeye doğru geleceğiz Çınarlık tarafına. Evet, biraz da Fevzi Çakmak tarafına gidip oradaki son duruma bakalım. Çünkü bu gördüklerimiz bile yeterli aslında ama bizim amacımız sadece sizin bunu görüp biraz daha tedbirli davranmamız. Dediğimiz gibi sadece kendiniz açısından değil, tüm sevdiklerimiz açısından düşünürsek bu virüsü hani en kısa zamanda bitirmemiz gereken yerde biz daha çok yaymaya çalışıyormuşçasına dışarıda dolaşmaya devam ediyoruz yani. Evet, buradan dönüp Fevzi Çakmak tarafına gidiyoruz. Mahalle yine buraları sessiz. Evet, mahalle araları çok sessiz. Mahalle aralarında bir sıkıntı yok çünkü sanırım mahalledeki insanların hepsi şu an çarşı içinde, Niksar Caddesi'nde, evet. Meydanda. Buralarda İyi gezmeye tamam. insan kalmamış. Tabii işin de ekmeğinin peşinde olanlar da var. İşin yani ekmeğinin peşinde olanlardan fazla bence boş gezenlerin sayısı daha fazla. Yani hiçbir işi olmayıp sadece hava almaya çıkmış olanlar, işte yasağın kalkmasının ardından ya bir gezelim, tozalım, ondan sonra şuraya gidelim, buraya gidelim diyen insanlar daha fazla ve bu davranış gerçekten hiç hoş değil. Evet, göründüğü gibi. Evet, 65 yaş üstündeki teyzelerimiz, amcalarımız, buradan sesimizi duyurabildiğimiz her kişi gördüğünüz zaman uyarmaya çalışın. Yakın bir şekilde. Evet, şu Ziraat Bankası'nın... Demin biraz daha yoğundu. Tabii işleri biten gidiyor. Sosyal mesafe kuralına uyan pek göremedim ben. Yani 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı gördüğümüz zaman uyarmaya çalışalım tatlı bir dille. Hani rica edelim evde kalmaları için, evde durmaları için, onların sağlığı için, bizlerin sağlıkları için. Lütfen biz buradan sesimizi duyurabildiğimiz insanlara rica ediyoruz. Lütfen evinizde kalın. Ya mümkün olduğunca evde kalın. Çok zor şey durumunda olmadığınız sürece evde kalmanız daha sağlıklı ve daha korunaklı olur. Yani dışarıda çok vakit geçirmemeye çalışın. İşiniz olsa dahi, işte bankaya gittiniz, işinizi hallettiniz, şuraya uğrayayım, buraya uğrayayım, boş boş gezmektense eve gidip sağlıklı oturmak bence daha iyi sizler için. Ya biz sizleri düşündüğümüz için böyle konuşma kararı aldık. Şimdi göründüğü gibi vaziyet arkadaşlar, sizler de gördünüz. Bugünlük bizden bu kadar aktarım yapıyoruz. Başka bir zaman sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyoruz.